Artan vakalara karşı yeni tedbirler alınacak mı? Farklı yaş gruplarına yeniden sokak kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı kabineyi topladı. Tüm seçenekler mercek altına alındı. Yarınki zirve öncesinde Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'e de tarihi bir çağrı geldi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Yeni tedbirlerin sinyalini Cuma günü vermişti Cumhurbaşkanı. Kabineyi Beştepe'de topladı. Salgınla mücadelede son durum masaya yatırıldı. Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Vaka sayısındaki artışın temelinde tedbirlere uyulmaması yatıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun yeni tavsiyelerini hükümet üyeleriyle paylaştı. 65 yaş üzerine yeniden bazı kısıtlamalar getirilmesi, açık alanda sigara içmenin yasaklanması masada yer alan seçeneklerden bazılarıydı. Toplantı sonrasında Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak, alınan kararları bizzat açıklayacak. Kıtaların kavşak noktası olan İstanbul'un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir. Salgın hastalık dışında da çok önemli konular değerlendirildi Beştepe'de. Akdeniz'de Yunanistan ve Fransa ile artan gerilim, Libya'da Başbakan Serrac'ın istifa kararı alması ve Suriye'de yaşanan gelişmelerle Cumhurbaşkanı'nın yarın video konferansla katılacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemin öne çıkan diğer başlıklarıydı. Öncelikle Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmamız gerekiyor. 7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir konsey yapısı adil de sürdürülebilir de değildir.